Evet. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bayram Özendi Asırlı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Yine dersimizden başlayacağız. Dersimiz neresinde? Hangi sürede? Türkçe mealini okuyacağız arkadaşlar. Evet, İsra suresi. İsra suresi 111 ayet arkadaşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İsra suresi Mekke'de inmiştir. 111 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kulu Muhammed'i geceleyin Mescid-i Haram'dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki her şeyi hakkıyla İşiten hakkıyla gören O'dur. Musa'ya kitap verdik ve beni bırakıp başkasını vekil edinmeyiniz diye onu İsrail oğulları için bir hidayet rehberi kıldık. Ey Nuh'la beraber gemiye taşıyarak kurtardığımız kimselerin soyundan olanlar doğrusu çok şükredici bir kuldu. Biz İsrailoğullarına Tevrat'ta şu hükmü verdik. Muhakkak siz yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir yükselişle yükseleceksiniz. Birincisinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Onlar evlerin aralarına girip araştırdılar. Bu yerine getirilmesi gereken bir vaat idi. Sonra sizi tekrar o istilacılar üzerine galip kıldık ve size mallarla ve oğullarla yardım ettik ve toplum olarak sizin sayınızı artırdık. Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz ve eğer kötülük ederseniz yine kendinizedir. Artık diğer fesadınızın zamanı gelince yüzlerinizi üzüntüye sokmaları, kötülük yapmaları ve ilk kez girdikleri gibi yine Beyt-i Makdis'e girmeleri, ele geçirdikleri yerleri mahvetmeleri için onları tekrar göndereceğiz. Olur ki Rabbiniz size merhamet eder ama siz tekrar dönersiniz, biz de döneriz. Cehennemi kafirler için kuşatıcı bir zindan yaptık. Şüphesiz ki bu Kur'an insanları en doğru ve en sağlam yola iletir ve salih amel işleyen müminlere büyük bir ecir olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara da can yakıcı bir azap hazırlamışızdır. İnsan hayrın gelmesine dua ettiği gibi kötülüğün gelmesine de dua eder. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü varlığımıza delalet eden birer delil kıldık. Sonra Rabbinizden bir lütuf aramanız, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için gecenin karanlığını silip yerine eşyayı aydınlatan gündüzün aydınlığını getirdik. İşte biz her şeyi uzun uzadıya anlattık. Her insanın amel defterini boynuna doladık. Kıyamet günü açılmış bulunacağı kitabı önüne çıkarırız. Kitabını oku. Bugün hesap görücü olarak sana nefsin yeter deriz. Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
Biz bir ülkeyi yok etmek istediğimiz zaman şımarık varlıklarına emrederiz. Onlar itaat etmeyip orada kötülük işlerler. Böylece o ülke helaka müstahak olur. Biz de onu yerle bir ederiz. Hem Nuh'tan sonra nice nesillere helak ettik. Kullarının günahlarını bilmek ve görmek de Rabbin yeter. Her kim peşin isterse dünyada ona istediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını peşin verir. Sonra ona cehennemi hazırlarız. Kınanmış ve rahmetimizden kovulmuş olarak oraya girer. Kim de ahireti isterse ve mümin olarak kendine yaraşır bir çabayla onun için çalışırsa öylelerinin çalışmalarının karşılığı verilir. Hepsine, dünyayı isteyenlere de ahireti isteyenlere de Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. Bak, onların bir kısmını diğerine nasıl üstün kıldık. Elbette ahiret hem dereceler bakımından daha büyüktür, hem de üstünlük bakımından daha büyüktür. Allah ile birlikte başka bir ilah edinme. Yoksa kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak oturup kalırsın. Rabbin kesin olarak şunları emretti. Ancak kendisine ibadet edin, anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. İkisine de acıyarak tevazu kanatlarını indir ve şöyle de. Ey Rabbim, onların beni küçükken terbiye edip yetiştirdikleri gibi sen de kendilerine merhamet et. Rabbiniz içinden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah çok tövbe edenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Eğer Rabbinden beklediğin bir rahmet, rızık için onlardan yüz çevirmek mecburiyetinde kalırsan, o vakitte onlara yumuşak ve tatlı bir söz söyle. Elini boynuna asıp bağlama. Cimri olma, hem de onu büsbütün açıp saçma. İsraf etme. Aksi halde kınanmış olursun ve eli boş açıkta kalırsın. Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır. Her şeyi görendir. Bir de geçim korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onlara da size de rızkı biz veririz. Şüphesiz ki onları öldürmek çok büyük bir suçtur. Zinaya da yaklaşmayın. Çünkü o pek çirkindir ve kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın öldürmesini haram kıldığı canı öldürmeyin. Kim haksız yere öldürülürse biz onun velisine bir yetki verdik. O da öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü ona dinin kendisine verdiği yetkiyle yardım olunmuştur. Yetimin malına da yaklaşmayın. Ancak rüştüne erinceye kadar en güzel bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Ahdi de yerine getirin. Çünkü verilen sözde elbette sorumluluk bulunuyor. Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle de daha güzeldir. Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, gönül
Bunların her biri yaptıklarından sorumludur. Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. Kötü olan bütün bu yasaklar Rabbinizin sevmediği şeylerdir. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah'la beraber başka bir ilah uydurma. Aksi halde kötülenmiş ve Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın. Rabbini size oğulları tahsis etti de kendisi meleklerinden dişiler mi edindi? Gerçekten siz çok büyük bir söz söylüyorsunuz. Biz bu Kur'an'da akıllarını başlarına almaları için türlü şekillerde ikaz ve ihtarı açıkladık. Fakat bu açıklamalar ancak onların nefretini artırmıştır. Ey Muhammed, de ki eğer dedikleri gibi Allah ile birlikte ilahlar olsaydı, o zaman bu ilahlar arşın sahibine bir yol ararlardı. Allah onların dediklerinden çok münezzeh ve çok yüksek, hem pek büyük bir yükseklikle yücedir. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler, onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini iyi anlamazsınız. Şüphesiz o halimdir, çok bağışlayandır. Sen Kur'an'ı okuduğun zaman biz senin de ahirete inanmayanların arasına görünmez bir perde çekeriz ve kalplerinin üzerine Kur'an'ı anlamalarına engel perdeler geçiririz ve kulaklarına bir ağırlık veririz. Rabbini Kur'an'da bir tek olarak andığın zaman da ürkerek arkalarına döner kaçarlar. Biz onların seni dinlerken nasıl dinlediklerini çok iyi biliriz. Birbiriyle fısıldaşırlarken de o zalimlerin siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz dediklerini biz çok iyi biliriz. Bak, senin için nasıl misaller verdiler de bu yüzden nasıl sapıklığa düştüler. Artık hak yolu bulmaya güçleri yetmez. Bir de onlar dediler ki, biz bir kemik yığını olduğumuz ve ufalanıp toz olduğumuz vakit mi, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla dirileceğiz? De ki, ister taş olun, ister demir, isterse gönlünüzde büyüyen başka bir yaratık olun. Muhakkak öldürülecek ve diriltileceksiniz. Onlar bizi kim tekrar diriltecek diyecekler. De ki, sizi ilk defa yaratmış olan o kudret sahibi sana başlarını sallayarak ne zamandır bu diyecekler. De ki, yakın olması gerekir. Allah sizi çağıracağı gün tam bir hürmetle onun emrine koşacaksınız ve zannedeceksiniz ki kabirlerinizde pek az bir müddet kaldınız. Mümin kullarıma söyle de kafirlere en güzel olan sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarına fesat sokar. Şüphesiz şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Rabbiniz sizi çok daha iyi bilir. Dilerse tevbeniz sebebiyle size merhamet eder, dilerse azap eder. Seni de onların üzerine vekil göndermedik. Rabbin göklerde ve yerde olan kimselerin hepsini en iyi bilendir. Andolsun ki biz peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık, Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, Allah'tan başka
ilah olduğunu sandığınız şeyleri çağırın, size yardım etsinler. Onlar ne sizden sıkıntıyı kaldırabilirler ne de değiştirebilirler. Onların yalvardıkları da Rablerine daha yakın olmak için vesile ararlar ve onun merhametini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı korkunçtur. Hiçbir şehir halkı yoktur ki kıyamet gününden önce biz onu helak etmeyelim yahut şiddetli bir azap ile azaplandırmayalım. Bu kitapta lehvi mahfuzda yazılıdır. Biz ayetler, mucizeler ve peygamber gönderilmekten alıkoyan, şey ancak öncekilerin onları yalanlamış olmalarıdır. Semud'a açık bir mucize olarak o dişi deveyi vermiştik de ona zulmetmişlerdi. Deveyi boğazlayarak kendilerine yazık etmişlerdi. Oysa biz o mucizeleri ancak korkutmak için göndeririz. Vaktiyle sana söyle, şöyle vahyettiğimizi hatırla. Şüphesiz Rabbin insanları kuşatmıştır. İsra gecesi sana açıkça gösterdiğimiz o temaşayı ve Kur'an'da lanet edilen ağacı da yalnız insanlara bir imtihan için yapmışızdır. Biz onları korkutuyoruz fakat bu onlara ancak büyük bir taşkınlıktan başka bir sonuç vermiyor. Yine unutma ki bir vakit meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O ise ben bir çamurdan yarattığım kimseye mi secde ederim demişti. Yine iblis dedi ki şu benden üstün kıldığını gördün mü? Yemin ederim ki eğer beni kıyamet gününe kadar ertelersen pek azı hariç onun zürriyetini kendi buyruğum altına alacağım. Allah buyurdu ki haydi git onlardan kim sana uyarsa şüphesiz ki cezanız cehennemdir. Hem de mükemmel bir ceza. Onlardan gücünün yettiğini yerinden oynat. Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yaygarayı bas. Mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol. Ve onlara vaatlerde bulun. Fakat şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Doğrusu benim ihlaslı kullarım. Üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur. Vekil olarak Rabbin yeter. Rabbiniz lütfundan nasip arayasınız diye sizin için denizde gemileri yürüten kudret sahibidir. Şüphesiz o size çok merhametlidir. Evet arkadaşlar, bayram özendi. YouTube kanalımı beğenmeyi, abonelik eklemeyi unutmayın. Arkadaşlar, okumuş olduğum ayeti Kur'an-ı Kerim'den okuyorum şu anda. İsra Suresinin 66. ayetine kadar geldim. İki bölümde yayınlayacağım. Videomu şöyle beğenin.